Malum e, insanlık tarihinde ya da peygamberler tarihinde Aşura gününün çok önemli bir yeri vardır. Bu konuyla ilgili rivayetlerde geçen Aşura'da gerçekleşen olaylarla ilgili birkaç nisrarlarsa malumdur 10 tane önemli mesele zikrediliyor. E, kısaca böyle biraz daha sahih olan olaylar zikredersek örneğin Hz. Adem aleyhisselam'ın tevbesinin kabul edilmesi bugün de olduğuna dair rivayetler vardır. Hz. Musa'nın e, Firavun zulümünde kurtulmasına dair, e, yani gemi şeyin denizin yarılması bugün de olduğu rivayetleri vardır. Hazreti Yunus'un balık sırtından e, kurtulması, karaya vurması bugün de gerçekleştiği rivayetleri gibi böyle çok önemli günlerin çok önemli olayların belki insanlık tarihinin seyrini değiştirebilecek olayların bugün de gerçekleştiğine dair çok sayıda rivayet vardır. Ondan dolayı Aşura e, İslam'da önemli bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir esetten önce yani peygamberlikten önce Kureyş o günü oruç tutuyorlardı. Peygamber tutuğuna dair rivayetleri vardır. Yani Kureyşler bu günü tazim ediyorlardı. Bir eseten sonra yani e, peygamberlikten sonra tutmuş Medine gitmiş orada bu oruç tutmaya devam etmiş ta Ramazan ayının orucunu farz olana kadar bu oruç tutmaya devam etmiş. Hatta rivayet hadislerde geçen rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Yahudilerin de bugünü tuttuğunu oruçla geçirdiğini görmüş sormuş. İşte Musa Aleyhisselam'ın bugün de Firavun'un zulmünde kurtulduğu da için bugün de oruç tutuyorlar. Peygamber Efendimiz buyurmuşlardı ki biz Musa'ya daha yakınız. Bir gün öncesiyle bir gün sonrasıyla ya da ya da bir gün sonrasıyla bu orucun tutulmasını tavsiye etmiştir. Bunun yanında Muharrem ayı olduğu için e, bu ay ayrıca zaten bu ayda oruç tutmak zaten sevaptır. Onun için bu ayı oruçlu geçirmek, aşura günü oruçlu geçirmek, muharram ayında tutacağımız herhangi bir günün orucu zaten sevaptır mı kafalı Bir de Peygamber Efendimiz'den sonra aleyhissalatü vesselam Hz e, Hazri Hüseyin'in bugün de zalim Sultan Yezid tarafından şehit edilmesi malum Kerbela'nın o meşhur kalp yararacı faciası katliamı bugün de gerçekleştirmiş. Ayrıca bugüne de bir anlam vermiş. Müslümanların bugünü oruçlu geçirdiği gibi Hz. Hüseyin ve Ehli Beyti de mutlaka hatırlatma, hatırlamaları gerekir. Hz. Hüseyin'in kıyam sebebini, gerekçeleri niye kalkmış, Yezide karşı niye baş kaldırmış, bunu Müslümanların mutlaka yeni bir gözle değerlendirmeleri gerekir ve hatırlamaları gerekir. Biz demiyoruz Hz. Hüseyin'i bazı mezhebi grupların yaptığı şekli anma değil. Ama biz Hz. Hüseyin'in Yezid gibi bir zalimin tarafından katledildiği ve bunu kabul edilemez olduğunu, Müslümanların zalim sultanlara karşı sürekli dimdik olduğunu hatta Hz. Hüseyin er Yezidi kabul etseydi emir olarak sultan olarak belki de Günümüzde İslam yanlış anlaşılır bir şekilde günümüze kadar gelmiş olabilir. Onun için bu Yezid zalimine karşı duruşuyla, kıyamıyla, şehadetiyle aslında İslam'ın o sultanların yaşadığı İslam olmadığını, gerçek İslam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabe-i kiramın ve ehli beytin yaşadığı İslam olduğunu bütün bir ümmete göstermiştir. Rabbim Hazreti Hüseyin ve ailesine rahmet etsin. Şahitleri mübarek olsun. Bizi de onların sevabından mahrum bırakmasın. Yezid ve Yezid gibi Yezid'in ise Rabbin azaplarını bol etsin. E, Hz. Hüseyin'in Hüseyin o kıyamında, o mücadelesinden bizim alabileceğimiz ders nedir? Ya Hazreti Hüseyin teala anhu'nun kıyamından Müslümanların alabileceği ders Müslüman nerede olsa olsun zulme karşı sessiz kalmayacaktır. Müslümanlar nerede olsun İslam'ın İslam'ın hükümlerinin ilga edildiği bir zaman diliminde, bir vakitte her an Müslüman ayakta olması lazım, karşı durması lazım, kabul etmemesi lazım. Malum hadiste var, diyor ki hadis-i şerifte kim haktan susarsa o değilsi şeytandır. Yani Müslüman Haksızlık karşısında susma gibi bir lüksü yok. Az önce herkese bunu yapmış. Bakmış İslam adına saraylar kurulmuş, gayri İslami muameleler sarayda işlenmiş, ciddi anlamda İslam'ın emirlerini, Kur'an'ın emirlerini çiğnenmiş sarayda Müslümanlar adına seçilmiş bir sözüm ona Halife diye adlanan bir adam tarafından bu emirle çiğnediğin gibi her bunu kabul etmemiş ve buna karşı çıkmış. Günümüz Müslümanı çıkaracağı şey Müslümanların bir yani birlikte olması gerekir. Bir olması gerekir. Beraber hareket etmesi gerekir. İki de zulme karşı sessiz kalmamaları gerekir.